Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve ta'ala ulu ve mübarek ayet. Ramazan ayını kündüzlerinde tutuyorken rozalarımızı dergahında kabul eyleyen olsun. Geçenleri beydar bulup teravih namazları da, hatm-ı Kur'anları da, kıyam-ı leyl kılıyorken nimizni ham dargohida qabul aylab, savoblarini ko'paytirib bergan bo'lsin. Bugun Allohning uylaridan bir uy bo'lmuş bu masjidda ruhiy tarbiya haqidagi silsila suhbatlarimizdan navbatdagisini Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda başlayımız, bugünkü sohbetimiz iffet makamıga bağışlanan boladı. Allah uzu bunu bizge asan kılsın, faydalı kılsın. İffet makamı, mumun musulman adamının şahsiyetini tikler, kalbide daimi ravişte mukum kalışı lazım bulgen sıfatlardan biridir. İffet sözü Arap dilindeki söz bulup onun lugavi manası kabih narsalardan çitleniş deb tercüme kılınır. Eğer itibar bir adam olsanız iki yıldan beri buluyorken sohbetlerimizde bana çünkü okşagan sıfatlarını namları da fakat Arapça sözler kere yaptı. Bana ötken yılı gıybatını organdik. Yani başka kokuna sıfatlarını organdik. Hammasi Arapça ondan tercümesini ayet yapmaz. Bana bu yıl tevhid, ibadet, sabır, rıza ve başka kokuna sıfatlarını organdik. Bunda ham Arapça sözler kere yaptı. Kur'an'ı sözler kere yaptı. Müslüman halklarının barçası da bana şu halet. Bana şundaki büyük bir ahlaki sıfatlarının namları Kur'an-ı Kerim'den alınken. Bana şunun delili ki Kur'an-ı Kerim geçe, İslam geçe, bana şundaki büyük ahlaki sıfatlar doğrusu da başkalarının içi de tasavvur ham bulmagan, tefekkür ham bulmagan, ilim ham bulmagan, hareketten bulmagan. Kayısı halini, kayısı tilde bosa, bana şu sıfatlarını aladagan bosayız, Kur'an'dan alıngan. Hemez. Ana Kur'an'dan bexabar halini barı logatiga karasayız, bunaka gepler yok. Bana şunu ozu, siz bilen bizi baktımız, saadetimiz, İnsani sıfatlardan, selbilerden kutuluş yollarını Kur'an arkayı, Peygamber aleyhisselatü vesselam arkayı organiş imkanı. Özümüzge kesip kılıp, özümüzne acrenmez kısmımız, içki dünyamızını turguzup duradığan sıfatlarını hem Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den organip, özümüzde mücessem kılışka hareket kılışımız, bu cüde büyük bir baht. Yani İslam'a bugün payıda hiç bir halka, hiç bir kavumga, hiç bir milletke nasip kımagan katta büyük bir baht. Ana iffetini meşhur logat ilminin ulamalarından İbn Manzur yana şerhlab aytadı ki aslida Araplarda iffet sözü kaldık bolup kalgan taamını yiyiş bilen kifayelenişke etiledi. Artık kalgan taam var. Şunu bırak, o şunu yiydi de başka neseni yemeydi. Ana şu adamın iffetli adam değillerken aslında. Ana iffet bu fazilet. Yakşilik, tecemkarlık, şehvetini cilavlaş manalarını bildirdi deydi. Ruhi terbiye ustazlarımız, maşayıklar,
kalp dertlerini tabipleri bulgan zatlar, özlerini yaşayan davrları, erişken ilimleri, hasıl bulgan düşünceleri esası da iffetini tarifleşken. Birkaçı tarifler var. Şunlardan biri meşhurlardan Ragıp el-Asfihani etediler ki, iffet, kalpde hasıl boladigan bir halat bulup, o kişideki şehvetlerini cilavlaş için hizmet kıladdi. Yani iffetini bana şunu tarifleydi. Tarifini devam ederdi ki, iffet hayvani lezzetlerden tiyilişdir. Ana şu lezzetlerini hadden aşıp, açgözlük ya ki hadden aşkenden natoğru tarafka burulup getirdiğin hali bilen, umumen şehvetsiz bulup kaladığın selbi halini ortasındaki mutadil bir halettir. Yine lügat ulumlardan, kattalardan biri cahiz hem etedi ki, iffet bu şehvetini cilavlaştır. Ana şu şehvetini, yani ki özüge kerek bugün içe, kongret üstüge nersen, halal pak nerseni, özü kerek bugün içe, tanını sağlamlığını saklayıp durgun içe istimal kılıp, başkalarından yüz okuruştur. Artıca nersege urunmazlıktır, dedi. O adam ham iffet artıkça şehvetke verilip ketiş bilen, umuman hiç nesene itibarını amedigan salbi halge otup kalıştan ortaça yolunu iffet deyilişini aydılar. Başka tarifler hem şu. Şimdi bizde iffet sözü, iffet sözü. Fakat ayol kişilerini adabli buluşu. Bir adablikten yıraklaştığı işletilen bu programımız olası. İffetli kız dese, demek üyetçen kız, hayali kız, namahremlerge önce koruna vurmaydı, aralaş kuralaşı bop gitmeydi, özünü, adabını saklayıp çettirtirerdi degen düşünceni bilemiz olas biz. Lekin hazırga ettirgen geplerde, iffet kanca katta büyük sıfat ekerliğini düşündük. Hüt düşünüydük, hazırgi tarifte üç oğuduyum, şahvat, şahvat, şahvat dedik. Biz de şahvat sözü cinsi şahvat doğrusu da düşünün kalınca. Palancının şahvatı yok ki palan dese, demek bu cinske verilgen eken. Degen düşünce bu dedi, yok. Şahvat sözü iştaha, şahiyye sözüden alıngan. Avukatını iştaham tartadı degeni, demek avukatka şahvatım var degeni, hakşım var degeni. Cinsi şahvat degenim, demek cinsi hakşını küçülengen türü. Hüt düşünündeki şahvat, taamga hem işletilirdi, cinske hem işletilirdi dedik. Şimdi o şey şahvat sözü malparastlıkke hem işletilirdi. Yani dünyaya şahvat. Malı dünyaya artıkça belirleşini, bunu hem şahvat deyiş mümkün. Şunindek mansabga ve başka narsalarni ham ota qiziqishni şahvat deyiladi. Ana iffet mana şu narsalarda çekereden otup, şeriat ko'rsatgan ko'rsatmadan tashqariga çıkıp, ortiqcha bo'lib ketishdan adamını tortar ekan, juda ham pastlab ketishdan ko'tartirar ekan da, o'rtacha. O'rtacha va ko'rgan, eshitgan odamlar yaxshi odam ekan deydigan darajada muruvvatli bo'lishga. Faqat shariat ko'rsatgan chegarada qolmaydi. Undan yana past chegarasidan ko'tarilib, muruvvatni ham qo'shadi. Buni tushunish uchun misol keltirsak, bir odam bola chaqasini boqish kerak. Vojib. Orada janjal chiqdi-da qoziga borishuvdi, qozi belgilab berdi. Bir kunda dedi, bola chaqangga sen 5000 so'm sarflaysan. Oziq ovqati, noni, choyiga dedi. Ana o'sha odam 5000 so'mga bir tiyinim qo'shmay 5000 so'mni sarflab tursa, shariat chegarasida turgan bo'ladi.
Endi o'zim bola chaqamki, o'zim xotinimki, bularga men bermasam kimga beraman deb 5 mingni 7 ming, 8 ming qilsa bu muruvvat ko'rsatgan bo'ladi. Ana iffat ham shunaqa. Faqat chegarada turmaydi. O'zini tiyilishida. Balki muruvvat darajasiga ko'tariladi. Ko'rganlar ha bu odam odobli, yaxshi odam ekan. Karamli odam ekan deydigan darajada bo'lishiga o'tadi. Ana iffatni mana shu shaklda tushunish kerak bo'ladi. Shu bilan birga iffatni turlari haligidaqa harom narsalardan tiyilish ham iffat bo'ladi. Harom gap so'zlardan tiyilish ham iffat bo'ladi. Xo'p, o'sha Alloh taolo nomahram qilib qo'ygan boshqa jinsdagi narsalar, ya'ni shaxslarga bo'lgan munosabatida ham, hatto qarashida ham iffat bo'lish kerak. Gap so'zida ham, boshqa taraflarida ham. Gunohlardan chetlanish ham iffat hisoblanadi. Xiyonat ma'nosidagi harakatlardan chetlanish ham iffat hisoblanadi. Ana iffatning ma'nolari nihoyatda ko'p. Ba'zi ulamolar aytadilarki, kamol azizdir, komil ozdir. Ya'niki kamolat sifatlariga erishish bu juda qiyin, aziz bu. Lekin o'shinga erishganlar oz. Bu qanday bo'ladi desa, insonni badaniy tuzilishi xalq deyiladi. İçki dünyası xulq deyiladi. İnsanın xalqı çiroyli bo'ldi degani ko'rinishi, qaddi qomati, kiyinishi çiroyli bo'ldi degan ma'noni bildiradi. İnsan sirtdan çiroyli bo'lishga qomati, kiyimini chiroyligiga qo'shimcha odobini ham chiroyli qilishi kerak. İçki dünyası xulqini chiroyli bo'lishi uchun iffat kerak. Adam, tashqaridan bo'lsa, ichkaridan iffat kerak ekan. Yaxshi axloq boshqalarga qo'shilgan paytda ana iffati bo'lsa, ana shu odamni ichki dunyosi go'zal odam, chiroyli odam, axloqli odam, muruvvatli odam deb maqtasa bo'ladigan darajada bo'lar ekan. Iffat Qur'oni Karimda ko'p marta zikr qilingan. Ko'p marta zikr qilingan turli mavqelarda. Ana shulardan ba'zilarini o'rganadigan bo'lsak, qaysi narsalarni iffat deyishini ham o'rganib olamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah va la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. تعرف سيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون من خير إن الله به عليم. صدقة خير إحسانlar فقير adamlarga beriladi. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله Allah'ın yolunda boshqa narsalardan uzilib qolgan bular. Allohning yo'liga tushishganda rizq, roz topish, tirikchilik zinatlari, qorin to'yg'izish, ustini but qilish kabi narsalardan mashg'ul bo'lib qolgan bular. Mana shu oyatlarni Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning masjidlaridagi ahli suffa sahobalar haqida tushgan deyiladi. Rasulullohni hozir maqbaralarni orqasida suffa bor. O'sha suffada 400 ta sahobiy hamma tarafdan uzilib, faqat Qur'on o'rganish, shariat o'rganish, ilm o'rganish bilan mashg'ul bo'lishgan. Qiladigan ishlari shu bo'lgan. Shuning uchun ularni uhsiru fi sabilillah, Allohning yo'lida boshqa tarafdan to'silib qolgan. Daromad kelmaydi ularga, to'soq. Kasbi yo'q, ziroati yo'q. Yoki bir ta'minlab turuvchisi yo'q, hech narsasi yo'q. Lekin o'zlari ajrab chiqib, xohlab shu ilm o'rganamiz, Rasulullohni yaqinlarida turaylik, har bir aytgan so'zlarini ilib olamiz, o'zimizga ma'rifat hosil qilamiz degan niyat bilan shunday turishgan.
وَلَا يَسْتَطِعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ Yeryüzüde barıp, yürüp, hareket kılıp, ticaret kılıp, dehkançılık kılıp, savda satık kılıp, demek rızk roz tapışka kudretlerim yetmeydi. Çünkü haridaka turup halde. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ Onlarının halini bilmeyenler sırtadan görse bunlar boyakan deydi. Boyakan deyişlerinin sebebi minet taaffuf, iffetli boganları için. Ozu aç, hali çatak, hiç nesesi yok. Karını açıp kapış boganıdan köpleri karnına taş baylaş bogan. Kadını kurtarıp duruş için. Lekin bura onu köz alaytırmaydı, tamakımaydı. Ha? Manga falan narsa bo'lsaydi demaydi, o'zini xuddi boydek tutadi. Iffatlari ana shu holatdan pastlashishga ularga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ularni holini bilmagan, tanimagan, yangi ko'rgan odam, bu boymi bular deydi, ko'rsa, o'zini tutishidan. Ana yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Endi deydi, ularni o'zi Sen karab turgun, bularının kimliğini simasından bilesen. Tarifuhum bi simahum. Simalardan bilesen hazır. Karab turgun, kanda kıladı. Ular la yas'aluna nasa ilhafa. Barıp adamlarga tıxırlık kılıp, sorab, maga onu ber, bunu ber, Kudanı yoldamaya da yatıp ben demeydi. Aç gözlük kılıp, hıralık kılıp, adamlardan birisi soruşmaydı. Uzlarını huttu, baydık, tutup duruşa uğradı. Ana mana shuni iffat der ekan. Demak, o'zi och, muhtoj, lekin iffatli bo'lganligidan ana shu iffati uni tilanchilikka yo'l qo'ymaydi. Yoki qandaydir o'zini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinligini pesh qilibmi? Qur'on o'qiyotganini pesh qilibmi? Ilm olayotganini pesh qilibmi? Birovlardan bir narsa tamoq qilishmaydi. Ana mana shunga o'xshaganlarga berish kerak deydi. Dil fuqaro Ana shunga o'xshaganlarga nimani sadaqani berish kerak. Tilanib kelganlarga emas. Tilanib kelganlar ular iffati yo'q odamlar. Or-nomusini yo'qotib qo'ygan odamlar. Shuni o'ziga kasb qilib olgan, dangasalikni o'ziga ravo ko'rgan odamlar. Lekin haliginday bo'lib, o'zini iffat bilan tutib, haqiqatini qarasang hech narsa yo'q, lekin so'ramay turibdi. O'zini ko'tarinki ruhda tutib turibdi, obro'sini saqlab turibdi, ana shularga berish kerak, beradigan narsa. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo yetimlarni vasiylari to'g'risida, ya'ni yetimni o'zini, yetimni o'z qaramog'iga olgan odamlar to'g'risiga oyatda aytadiki, yetimlarni sinab ko'ringlar. Agar ular voyaga yetib, mol pul tasarruf qilishda, sarflashda to'g'ri ish tutadigan holga yetgan bo'lsa, endi sizlarga berilgan ularning molini o'ziga qaytarib beringlar. Bo'lmasa, yana marsularda tursinda, ularni tarbiyasini qilib, o'zining molidan o'ziga ishlatib turinglar. Deb turib, Alloh taolo bir yerga kelganda aytadiki, "Va man kana ganiyan falyasta'fif" وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Ana endi o'sha yetimni qaramog'iga olgan vasiy bo'lgan odamda yetimni moli turibdi. Yetimni moli turibdi. U o'sha moldan sarflab-sarflab bolalarni tarbiyasini qilib boryapti. Agar o'sha vasiy bolalarga qarab turgan odam boy bo'lsa, iffatini saqlasin, bolalarning moliga tegmasin. Ana ko'ryapsizlarmi? Boy bo'lsa iffatini saqlasin. Men bularning xizmatini qilyapman, shuning uchun men ham ozgina olay demasin, chunki o'zi boy. Kambag'al bo'lsa faliya kul bil ma'ruf. Kambag'al bo'lsa olsin. Lekin insof bilan. Insof bilan. Ana mana shu yerdan ko'rinib turibdiki, nafaqat kambag'al tilanchi, balki boyga ham iffat kerak ekan. Boy odam ham afif bo'lish kerak ekan. O'zini haqqi bo'lib tursa ham, haligi sag'irdan olishga uyalish kerak ekan. O'zidan past holatdagi odamdan menga haqqimni ber deyishi uni iffatiga kirmas ekan. Ana mana shu holatni yana demak afiflikni Qur'oni Karimda kelgan zikrlardan
bir ko'rinishi shundan iborat. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Valiyasta'fif allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullohu min fazlihi." Nikohga qodir bo'lmaganlar iffat talab bo'lsinlar. Toki Alloh taolo o'z fazlidan ularni behojat qilib qo'yguncha. Birov voyaga yetdi, oila qurmoqchi. Lekin oila qurishga imkoni yo'q. İmkanı yok. Ana o şeyler iffetini saklasın. Bana imkanım yok, şimdi bir imkanı yok da bura vursa kereyi de iffetsizlik, hayasızlık işini koymasın. Zinaga getip koymasın. Namahrem ayarlarına köz tükmesin. Hayalıdan herkıl nesiller utmasın. İffetini saklasın. İffetini saklap dursun. Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Allah o'z fazlidan ularni behojat qilib qo'yadi. Ana keyingi nimalarda shu oyatning tafsirida keladiki, ana shunaqa nikoh topa olmay, oila qurishdan demak bir oz qiynalib qolgan odamlarga tavsiya Rasul akram alayhisolatu vasallamdan kelib, uzoti va barakat aytadiki: "Ya ma'shara shababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ. Ey yaşlar cemaası! Sizlerden kim aile kuruş kurbuna yetse, aile kursun. Cüft halalını tapsın. Şimdi kim kadir bulmasa, kadir bulmasa. Onda roza tutsun. Çünkü roza onu o şey şahvatını tiyip duradı. Hatta bitirgende bulup onaka ozanı bir nakulay halatka çüşünü ip körmegen bulatta tutkan rozası onu anaşınaka halatlardan saklap duradı. Dip tavsiye kıladılar. Başka bir hadislerde selasetun kâne alallahu hakkun avnuhum. Üç taifa adamlar var ki Allah için ularga yardım veriş haktır. O da için. Dip durup o şeylerin içi de اَنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ degerler. Şulardan bittesi iffetini irade kıgan nikahlanı uçe. Yani iffetimini saklayman de nikahke harekete baru yardımge muhtaç. Ana şu adamlarga yardım veriş gerek. Nikahlanışı üçün, aile kuruşu üçün, iffetini saklap, halal pak yürüyüşü üçün. Demek bu yerde iffet, aile cins manasında kelyapti. Ha? O şunga bağlı narsalar, o şunga bağlı narsalar, hammasini demek, özünü haram, mana şu işini haram tarzda amalga aşırıştan tiyilişi iffet bo'lyapti. Avvalda yetimlerinin malını yiyişini, den teyilişini iffet deyilgen idi. Neregesi de kembağal bulup durup buradan tıleniş iffet idi. Şimdi bu yerde şehvetini haram yoldan kandırış, ya ki şehvetke sebep buladıkan derslerini haram tarzda amelge aşırıştan teyilişini iffet deyilgendi. Başka bir ayette Allah Subhanahu ve Teala ayette ki: "Ve'l-kavâidu minen-nisâi illetî lâ yercûne nikâhan. Feleyse aleyhinne cunâhun en yada'na thiyâbahunne gayre mutebarrijâtin bizînâ. Ve en yesta'fifne khayrun lehunne." Karı kemperler. Nikahtan şimdi umutları kalmadı. Karı, yüde ne kadar bir aile kuruş, başka kuruştan umutları kalmadan karı kemperlerge sırtki kıyımlarını, köçeye çıkkandaki yürüdüğün kıyımlarını geçip koysalar günah bulmaydı. Çünkü onlarını bravo hazır şehvet belenem karamaydı, başka yem kımaydı. Şunun için bunlar karıp kagan, hareketleri kıynaladı, başka da buladı. Çünkü ruhsat. Dip durup arkasından diyebdik, lekin iffetlerini saklasa yakış buladı.
Ko'rilyaptimi? Ya'ni qarib qolgan birov unga shahvat bilan ham qaramaydi, boshqa qilmaydi, lekin iffatlarini saqlasa yaxshi bo'ladi. Ana, demak, albatta bir narsani qo'zib turadigan holat bo'lmas ekan. Shunda inson sifatida o'zini odobini saqlasa, ana shu afzal ekan, yaxshi bo'lar ekan. Mana shunga o'xshab, demak, iffat har bir narsada mu'min musulmon odamga kerak. Har bir narsada kerak. Her bir narsanı haramdan, beadablikten, açgözlük bilen, kandedir demek hırs bilen otkızıştan özünü teyiş, Müslüman adamın iffeti hesaplanadı. O malı dünya olsun, azı avukat olsun, cins olsun, mensab olsun, ya ki adam derecesinde kiyiniş başka olsun, hemmesi de ortaça halatını tutuş, iffet buladı. Çünkü hareket kılış gerek buladı. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam özleri en iffetli zat bo'lganlar. Nihoyatda iffetli zat bo'lganlar. Bunu aytib oxiriga yetkazish qiyin. Va özlerinin hadislerinde siz bilen biz ummatlarını iffetke çakırganlar ve iffetini madh qilganlar. Cümleden Abu Talha radıyallahu anhu rivayet qilib aytadilar ki, قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقري على قومك سلاما أقري على قومك سلاما فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبْرٌ Abu Talha radıyallahu anhu'ga Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam aytibdilar ki qavminga mendan salom aytib qo'y. Mani bilishimcha ular iffatlik ve sabrli adamlardır. Ana Abu Talha'nın qavmini iffat sifati bilen Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam maqtayaptilar, sabr sifati bilen maqtayaptilar. Resul-i Ekrem demek iffetli kavmini yaxşı görgen ekerler. Onların vakilliden özlerinin salamlarını yubarıp sıfatlarını etken ekerler. Başka bir hadiste Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etediler ki Erba'un izâ künne fîke felâ aleyke mâ fâteke mined dünya. Hifzu emanetin, sidku hadisin, husn-ı hılkatin, halikatin ve iffetin fi ta'matin. Tört narsa var. Tört narsa. Şu tört narsa sende tapılsa, dünyanın kalan narsası hemisi senden çetilip geçseyem, sen fayda tapasın. O başka narsalar hemisi yok organiden, sende hiç kanaka zarar yetmeydi. Şunlardan bittesi, amanetini muhafaza kılış. İkincisi, gapni rostini gapirish. Uchinchisi, husn-i xulqli bo'lish. To'rtinchisi, taomda iffatli bo'lish. Ya'ni halol pok yeyish, ortiqcha yemasdan, ochko'z bo'lmasdan, mu'tadil tarzda o'zini sihatini saqlab turishga kifoyasini yeb, qolganidan tiyilib turish. Mana shu to'rt narsa sanda bo'lsa, undan keyin dunyoni boshqa narsasi o'tsa o'tib ketaversin. O, senge zarar kımaydı, dediler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Uzat-ı barakat daimi duaları da dua kılıp etediler ki Allahümme es'aluke l-huda ve tuqa ve l-afafe ve l-gine. Allahüm, ben senden soruyman, hidayetini soruyman, takvanı soruyman, iffetini soruyman, bihacatlikini soruyman derim. Demek biz hem bu duanı kılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergashgan halimizde daim Allah subhanahu ve ta'ala'nın o'zidan iffat so'rab turishimiz kerak. Allah'ın yardımı bo'lmasa bu sıfatlarını bir ortası yuzaga çıkmaydı. Fakat Allah'ın o'zi yardım beradi. Allah o'zi müyassar qiladi bo'ladi. Shuning uchun her birinin daim imkanı bo'lganda esga tushganda o'zidan so'rab Allah'a dua qilib İlticayı tazarrada bulup duruş gerek. Nihayette zarur narsa bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam başka bir hadislerde aytadılar ki birru âbâekum taburrukum ebnâukum ve iffu ta'iffen nisâukum. Ota analarizge yakşilik kılıylar, silerge ballariz yakşilik kıladı. Uzingiz iffetli bulunuz, ayollaringiz iffatli bo'ladi. Ana bir odam o'zi iffatli bo'lmasa,
ayolları, yani ki özüge tekisli ayollarını iffetsiz buluşundan acablanmasayım bular eken. Eğer ayollarım, kızlarım, apasindim, ayolum, onam, başka hemme menge tekisli ayollar iffetli bulsun degen umudu var adam, özü iffetli buluş gerek. Bana hadisinin manası şu, dalaleti şu, kürsetmesi şu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam daimi ravişte sahabalarını iffetke çakırıp durgarlar. Meşhur bir hadis evvallarıya mireki uttu, ettik. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurlarına ansarilerden bir kavim geldi. Onlara mal verdiler. Alıp yetişti, yine kaytışıp geliyordu, yine verdiler. Yine kaytışıp geliyordu, yine verdiler. Ahırı tügedi, Allah'ın hiç neyse komadı. Haliklar yana karışıp kalıyordu. Mani huzurumda ne meyakşiliği bulsa ben sizlerle vermeye koymayayım ben. Veremem. Lekin bilip koyuyorlar da yap etkenler de şunda men yesta'iffu yu'affihullah degen. Kim iffetli bulsa Allah onu iffetli iffet talep bulsa iffetli koyadı. Yani hadip gelip soru oruç iffettenmez. İffet talep olsa, ozu iffetli buluşunu arkasından tutsa, Allah onu iffetli koyadı. Mal soruştan ozunu değilse, Allah da Allah onu bir hacet koyadı. Ana şu gibi. Hakim İbni Hizam radıyallahu anhu ayetediler ki, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurlarına bağırıp mal soradım. Birdiler. Yana kaytıp barıp yana soradım, yana verdiler. Kaytıp barıp yana soradım, yana verdiler. Törtüncü madde borgarları da Resulullah ettiler ki, ey hakim, karagen, bu mal cüda çıraylık. Yağım yaşıl bop durupdu. Oğan adamını cüda kuşuga yakadı. Lekin bilip koy, kim malını oğanda sakavat bilen, açık kalbinden alsa, Allah Ta'ala onge bereke beredi. Lekin aç gözlüğü bilen olsa, aç gözlüğü bilen olsa, onda Allah Ta'ala ondan berekeni kütüledi, dediler. Yine bir ikide gavet edildiler ki, Hakim İbni Hizam radıyallahu anhu ettiler ki, Allah'ın Resulü, Allah'a kasam olsun, Allah'ın namı bilen kasam içi etemem ki, bugünden keyin hiç kimden içini soramayım ben dedi. Şu kasamlarda sadık durdular. Resulullah Rafiqul A'la'ya rehlet kılıp ketkellerden keyin Hazreti Ebu Bekir halife bulup Hakim İbni Hizam'ını devletten uzun hakkını verseyim olmadı. O kişiden keyin Hazreti Umar halife bulup oy sana hakkın bu devletteki hakkın aileliğin de verseyim olmadı. Şunları derecede yani bir ağız gel çünkü tasir kıyar. Bu mesela bu uzun hakkı. Yok dedi amayım ben dedi. Ben kasam içken ben amayım ben. Gerek yok bunlarsa. Bu mesela aldın aç göz adamıydı. Üç madde ketme ketme bağırıp soradı mal. Lekin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bitti hadisleri, bir ağız hadisleri, etken yapları şunca tesir kıldı ki, umur boyu anaşık yaptı kaldı. Başka bir oğlu sahabi, Hazreti Ebu Sa'id el-Hudri, ayetediler ki, biz cüde ağır bir tenli halde kaldık ailede. Şunu da diyorlar, ne mi bu kadar etmedi, en tenkli halde kaldı, kaldı. Hatunum etti ki, menge kara, halimizi görüp durup sen, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına barsayın, bargarlarına bir nesil beri yaptılar eken, biz gelin birer nesil verirse, sen bu günümüzü kereke kalar mıydı, de iş kılıp, mecbur kıptı da, ayar kişinin kılığını kıptı. Ahırı, Ebu Sa'id radıyallahu anhu, barmasan bu meydanı edip, turup barıptılar. Öyle kirib barsalar, Resulullah gapir etkenmişler. Hutba kılı etkenmişler. Anca hutbaları da ayet yaptılar ki, kim özünü iffetini saklasa, Allah onu iffetli kıladı. Kim bir nesanı sorasa biramız o, lakin soramasa özüge yakşı buladı, diye yaptılar. O şehirde arkamda kayıttım, dediler. Soramadım, kirmedim, arkamda kayıttım, hatta nadiga vardım, soramadım dedim. Bir denge dedi Allah-u Teala malını bizi arkamızdan kuvada gam koydu. Hadiste malını bizge mail koydu dediler. Hiç neyse kımayımız markele uğradı.
Haligi Rasuli Akram aleyhissalatu vesselamning hadislariga eshitishimdan chin ixlos bilan amal qilinishi shuni olib keldi. Umrim bo'yi shunday o'tdim dedilar. Ana iffat mana shundoq narsa. İffat hamma narsada kerak, hamma narsada zarur. Musulmonning ziynati bu iffat katta baxt saodat bu dunyoda ham oxiratda ham. Shuning uchun bu iffat maqomini qalbga joylash uchun harakatda bo'lish kerak. Buni har doim aytyapmiz, ilm bilan, hol bilan, amal bilan yuzaga chiqariladi. İlim, iffat en aziz sıfatlardan biri ekanligi. Allah bunu madh qilgani. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam o'zlari iffatli bo'lganlari, bizni iffatga chorlaganlari, iffat izzat ekanligi, iffatsizlik, xorlik, zorlik ekanligini tushunib yetish kerak to'liq. Mana shu ilm hosil bo'lgandan keyin shu ilmni holga aylantirish kerak, qalbga solish kerak. Qalbida İffat haqida mana shu tasavvur turish kerak. Ana undan keyin ilm hol qo'shilib turib amalga chorlash kerak. Har bir harakatda, har bir sakanatda qiladigan muomalada iffatli bo'lishni paydan tushish kerak. İffat qalbda ajralmas bir sifat bo'lib, maqom bo'lib bo'lish kerak. Qachon mu'minni hayotida biror narsa uchrasa, o'z-o'zidan iffati ishga tushadigan bo'lish kerak. Ana shunda nihoyatda buyuk bir sifatga, maqomga ega bo'lingan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni iffatli bandalaridan qilgan bo'lsin. O'zimizni hayotimizda duch keladigan barcha muomalalarda, barcha holatlarda faqat iffatni saqlab, harom xarish ishlardan, shubhali narsalardan, demak shahvatni g'olibligidan biz ustun turishimizni nasib qilgan bo'lsin. Xo'p, endi bu gapni gapirib, qalbni poklash, qalbda yuksak maqomlarni tiklash, ichki dunyoni ziynatlash to'g'risidagi gaplarimizga qo'shimcha sirtqi dunyomizni to'g'rilashga ham ba'zi bir mulohazalar bo'lib turadi. Hammamizga ma'lumki, masjid Allohning uyi. Bu oddiy bir gap bo'lib qolmasligi kerak. Shuning uchun masjidni tashqarisi bilan ichkarisini farqi bo'lish kerak. Tashqarisi dunyo, bu yog'i oxirat. Allohning uyi. Shuning uchun masjiddan bismillah deb duoni o'qib, Allohdan iftahli abvoba rahmatikani o'qib kirgandan keyin bu yog'ni o'shnaqa deyish kerak. Ulamolarimiz ittifoq qilib aytganki, birov qasam ichib, menga bu dunyoda turish harom bo'lsin deb qo'ysa, masjidga kirib olsa bo'laveradi, chunki bu dunyo emas masjid. Ana shu. Lekin ko'cha bilan masjiddagi holatimizni farqi bo'lmasa, bu masjidga kirganimiz nimasi bu? Ana masjidga kirgandan keyin o'sha duosini o'qib, kirgandan keyin bu yoqda dunyoning gapini gapirilmaydi. Zikr, namoz, odob, axloq, qiblaga qarab o'tirib, tahiyyat masjid o'qigandan keyin zikr qilish kerak, bilganicha Qur'on o'qish kerak, jim turish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida juma bobida keladiki, o'sha imom gapirayotganda, olimlar nima qilayotganda, yonidagiga tek tur, jim tur deyish ham ortiqcha. Chunki u ham jim turdi desa, bu ham jim turdi desa, hamma yo jim turib ketadi. Har kim o'zini bilib jim o'tirsa, ana jimlik, osoyishtalik, yaxshilik hukm suradi. Biri birini tursa, biri oldinga o'tsa, biri keyinga o'tsa, bu bilan masjid g'alag'avur bo'lsa, unda islom odobiga to'g'ri kelmaydi. Undan keyin birinchi safda turish fazilatli ekanligi to'g'risida hadislar ko'p. Ko'pchiligimiz bu hadislarni o'qiyimizda kesak masjid to'layu, lekin baribir birinchiga o'taman deb harakat qilamiz. Chunki haligi birinchi safda turgan hadisni fazilatini to'g'risida hadis kallada turibdi. O'zimiz kech keldik, o'yadan odamlarni yelkasini turtib o'tishga harakat qilamiz.
Lekin o'sha birinchi safda turgan fazilat tur degan payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zlari odamlarni yelkasini turtib o'tkirish gunohdir deganlar. Buni ham eslash kerak. Shuning uchun bu taraflardan nihoyatda odob, axloq darajasini qo'yish kerak. To'g'ri, birinchi safda turishini fazilati bor. Lekin shu bilan birga Rasul akram alayhisolatu vasallam val yalini ulul fadli val ahlami minkum deganlar. Mana orqamda sizlardan fazillik, ilmlik, aqlli odamlar tursinlar deganlar. Yaqinda bir yerga bordik, iftor ozon aytildi. Chiqsak torroq joy ekan. Bilmayman 8-dami 9-da yosh yigit, hammasi yolonbosh, birinchi safga qisilib o'tirishibdi. Qimillashmaydi. Bordi ulamolar bor, turishibdi, nima edi? Keyin men bitta domlani aytib siz o'tib imom bo'ling. Ular imomga yaramaydi hali o'tirganlar. Domla imom bo'ldilar. Yana turishibdi. Namozni o'qib, boshqa qilib, duo qilish payti keldi. Men ham indamay turaverdim. Duo qilishni ham bilishmaydi. Men duo qildim, turdimda, keyin borib o'tirgandan keyin aytdim. Nima degan gap bu? Qaysi odam bu? O'zlaring imom bo'la olmasalaring, duo qila olmasalaring. Rasululloh imomdan keyin ilmli, ahli fazl, yoshi katta odamlar tursin degan bo'lsalar. Chunki imomning orqasida turgan odam mabodo imomning tahorati ketib qoladimi yoki biror hodisa bo'ladimi, imom namozini to'xtatsa orqasidan turib bu kelgan joydan ulab ketishni ilmi bor odam bo'lish kerak. Bunaqa narsalarni o'rganishimiz kerak. Uzuq yuruq hadisning tarjimasini o'qib olib, bitta tarafini mana shuni ushayapman degan o'shunaqa adashuvga, noto'g'rilikka olib keladi. Ularni tushuntirib borish kerak. Ba'zi bir holatlarda mulohaza qilinadi, odamlar namoz o'qidi, farzam tugadi, salom berildi. Ba'zi bir odamlar borib, chiqaveradigan eshikning orqa tarafiga o'tib namoz o'qiydi. Ko'chaga chiqaman degan odam albatta uni oldini kesish kerak. Boshqa yo'l yo'q. A shuni mulohaza qilib bu tarafga o'tib, odamlar chiqmaydigan devorning yonida ustunni oldiga qilib olib, odamlar o'tmaydigan ustunni nariyadan o'tib ketaversa, o'qisa bo'ladi. Shularni ham o'rganish kerak. Hijolatchilik. Keldi, odamlar turibdi, bir odam namoz o'qiyapti eshikning oldida. Hijolatchilik. Chiqmayman degan u namoz o'qib bo'lguncha turish kerak, chiqib ketadigan oldini kesgani uchun gunohkor bo'lish kerak. Mana shunaqa odob, axloq doiralarini ham o'rganib, bir-birimizga aytib, masjid odoblari ulug' odoblar. Bu yerga savob uchun kelingan, bu yerga Allohdan bir fazl, barakot, xayr so'rab kelingan. Shularda nuqsonga yo'l qo'yib, o'zimizni qilgan ishimizni o'zimiz savobini kamatib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Hayo lug'atda uyatsizlikni teskarisi ma'nosini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, hayo aybdan, yomonlanishdan qo'rqib ba'zi bir narsalarni tark etish, o'zini past olish va xijolat chekish ma'nosini bildiradi.